Dünyanın sonu görüntülendi. 1 milyon santigrat derece. Bilim insanları ölü bir gezegenin kalıntılarının beyaz cüce denen ölü bir yıldızla çarpışmasını ilk kez gözlemledi. Yapılan çalışmayla bu konuda daha önce dolaylı yoldan elde edilen kanıtlar doğrulandı. Bulgular yaklaşık 5,4 milyar yıl sonra Güneş ve Dünya'yı bekleyen muhtemel sona da ışık tutuyor ortalama büyüklükteki yıldızların yakıtını tüketip dış katmanlarını kaybetmesiyle geride kalan soluk ve genellikle dünya boyutundaki ölü yıldız çekirdeklerine beyaz cüce ismi veriliyor. Uzmanlar güneşin de yıldızların %97'si gibi bir gün beyaz cüceye dönüşeceğini söylüyor. Samanyolu galaksisinde 300 binden fazla beyaz cüce keşfedildi. Bu yıldızların birçoğunun bir zamanlar yörüngelerinde dönen gezegenlerden ve diğer nesnelerden gelen kalıntıları biriktirdiği düşünülüyordu. Gökbilimciler bir beyaz cücenin yüzeyindeki elementleri analiz etmek için spektroskopi yönteminden yararlanarak optik ve morötesi dalga boylarını kullanmıştı. Böylece beyaz cücelerin kalıntıları biriktirdiği dolaylı yoldan kanıtlansa da şimdiye kadar kalıntılar yıldıza çekilirken gözlemlenmemişti. Kalıntılar bir yıldızın yüzeyine çarpınca plazma meydana geliyor. Bu plazma daha sonra X ışınları yayıyor. Hakemli bilimsel dergi Nature'da 9 Şubat'ta yayımlanan çalışmada araştırma ekibi Chandra X ışını uzay teleskobunu kullanarak bir beyaz cüceden gelen X ışınlarını görüntüleyerek dolaylı yoldan elde edilen kanıtları doğruladı. Gökbilimciler ayrıca yıldızın yüzeyindeki plazmanın sıcaklığının 1 milyon santigrat derecenin üzerinde olduğunu hesapladı. Uzmanlar bu gözlemlerin beyaz cücelerin bir zamanlar yörüngelerinde dönen gezegenlerin kalıntılarını yuttuğunu gösterdiğini söyledi. Makalenin başyazarı olan astrofizikçi Tim Cunningham da çalışmaların sayesinde güneş sisteminin yanı sıra diğer sistemlerin muhtemel sonunun incelenebileceği yeni bir teknik geliştirdiklerini ifade etti.